bütün müdahalelerimizi ilk baştan itibaren ve diğer güvenlik birimlerimizle beraber kullanılması ile bölgede başlatılan hasar tespit bakanlığımızın ekipleri tarafından devam ettirilmektedir. 37 Kahramanmaraş'ta 3 ve Erzincan'da 6 olmak üzere yapılan çalışmalar şehrin adeta konutlarının yenilen sayın valilerimiz olmak üzere Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bütün paylaşımlarına dün sabah saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremden başta Malatya olmak üzere Elazığ'ımız, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Maraş ve Tunceli'lerimiz de etkilendi. Bütün müdahalelerimizi ilk baştan itibaren valilerimizin, AFAD il müdürlerimizin koordinasyonunda jandarmamız, emniyetimiz ve diğer güvenlik birimlerimizle beraber yapmaya başladık. Aynı zamanda belediyelerimiz, itfaiyemiz, 112 ekiplerimizle koordineli bir şekilde ilgili yerleşim yerlerinde saha taramalarını hemen başlattık. Saha taramalarının sonlanması ile bölgede başlatılan hasar tespit çalışmalarımız ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri tarafından devam ettirilmektedir. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız bilgiler ışığında Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 19, Şanlıurfa'da 37, Kahramanmaraş'ta 3 ve Erzincan'da 6 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Malatya'da 2, Elazığ'da 8 olmak üzere toplam 10 vatandaşımızın tedavileri de devam etmektedir. Bu toplam rakam 249 olan vatandaşlarımız daha çok korku ve panikten dolayı depremden etkilenen vatandaşlarımız olup hem Malatya'da hem de Elazığ'da tedavisi devam eden vatandaşlarımızın ise sağlık durumlarıyla ilgili önemli ciddi bir durum bulunmamaktadır. Bu 5.9 büyüklüğündeki depremde özellikle Elazığ'ımızda daha önceden 2020 yılında meydana gelen depremden sonra yapılan çalışmalar, şehrin adeta konutlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri sayesinde bu ölçekte her ne kadar çok büyük ölçekli olmasa bile azımsanacak bir ölçekte değildir. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için çok değerlidir. Bugün Sivas ilimizde saat 11.29 ile 11.39'da da 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından Sivas merkezde Hacı Ali, Saklı, Barçın, Akpınar, Ağılkaya köyleri ile Hafik, Kangal, Zara ve Suşehir ilçeleri başta olmak üzere etkilenen tüm ilçelerimizde tarama çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir. Şu ana kadar 15 ihbar alınmış olup onların da hepsi daha çok korku ve panikten kaynaklanmaktadır. Binalarla ilgili olarak hem Sivas'ta hem de 5.9 büyüklüğündeki deprem neticesinde etkilenen illerimizdeki hasar tespit çalışmaları da devam etmektedir. Ben depremden etkilenen bütün vatandaşlarımızın her birine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma çalışmaları yapmak. Ancak bu